Şimdi malumunuz üzerine esnaflarımızın en önemli sıkıntıları mali darboğazlar. Mali darboğazlar, az önce bahsettiğimiz gibi mali darboğazlar esnafımızı bir takım etaplardan geçirerek ne yazık ki istemediğimiz sonuçlara götürmektedir. İşte en sonunda da iflas edip iflas bayrağını çekmesi tabiriyle adlandırdığımız bir nokta var. Ama bundan önce esnaflarımızın çok yaşadığı, en önemli yaşadığı sıkıntılardan biri, ellerindeki mevcut verileri, mevcut nakitleri, mevcut ürünleri artık darboğaza girdikleri için, ödeme sıkıntıları yaşadıkları için ve maliyetleri karşılayamadıkları için önce bir darboğaza giriyorlar. Darboğazdan çıkamayınca artık bunun adı gizli iflas. İflas edilmiş ama hala aleni olmayan, bir takım noktalara yansımayan sonuçların bütününe diyoruz biz. Gizli iflaslar ne yazık ki sonun başlangıcı olduğu için en sonunda da esnaflarımızı artık konkordato, icra ve benzeri gibi ne yazık ki istemediğimiz bu noktalara götürmektedir. Ama inanır mısınız, birçok esnafımız şu an bu noktada, gizli iflas noktasında can çekişmektedir. Bunlara acil destek olunması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü ellerindeki ürün var, mal varlığı bir şekilde tükenecektir. Ellerindeki ürünler, satamadıkları ürünleri bir şekilde paraya dönüştürebileceklerdir. Bir noktadan sonra artık bunun devamı yok. Çünkü dönemiyorlar. Dönemeyince de ne oluyor? Tıkanıyor. Tıkanınca da malum sonuç doğuyor. Allah bu noktada olan esnaf arkadaşlarıma, dostlarımıza, iş dünyamıza yardım etsin. Yardımcı olsun. İnşallah güzel teşviklerle, güzel paketlerle, faizsiz desteklerle yılların firmasını, mevcudun ayağa kalkması noktasında desteklerini bekliyoruz. Bizlerin bu konuda çok fazla bir talebi ve bu yönde bir çalışmamız olmasa da sosyal medya ve ticari noktada dostlarımızla görüştüğümüz zaman artık eskisi gibi kredi çekme olayı çok kolay değil. Bankalar bunun üzerine bu noktada şey yapıyorlar. Siz söyleyin. Sıkıntı çıkartıyorlar. Yani krediye ulaşmak kolay değil. Kaldı ki krediye ulaşmak noktasından önce ilk düşünmemiz gereken faiz oranlarının yüksekliği. Bugün malumunuz üzerine ticaret esnaf odalarının Elazığ'da serzenişlerinin ana temel nedenlerinden biri de malumunuz son günlerde gelişen faizlerin, Halk Bankası'ndan ve devlet bankalarından verilen faizlerin yüksekliği. Şimdi zaten buradan faydalanan esnaf arkadaşlarımız, ölçekleri malumunuz üzerine, belli bir ölçekte esnaflarımız bir şekilde dönmek zorundalar. Bunu krediyle, teşviklerle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hükümetimiz yeni firmaları genç girişimci adı altında, kadın girişimci adı altında destekliyor. Çok güzel. Buna gönülden katılıyoruz. Ama yılların firmalarına da destek versinler. Çünkü o yılların firmaları buraya gelene kadar birçok aşamadan, zorluklardan, enflasyonlardan, devalüasyonlardan, birçok olaylardan ayakta kalarak bu zamana kadar gelmiş olmaları lazım. Bir de mevcudu korumamız gerekiyor. Mevcudu koruma noktasında tabii hükümetin bu noktada desteklemesi gerekiyor. Tasarruf tedbirleri, paketleri bu arka arkaya patlarken buradan esnafın ayakta kalması için hibe destekleri ve uygun şartlarda faizsiz, üstüne basa basa söylüyorum, faizsiz desteklerden muhakkak faydalandırılması gerekiyor. Ancak her önüne gelen esnafa da verilmemesi noktasında ısrarcıyım.